Kalper zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğinin tıngır mıngır sallar iken, ben delikanlı bir kız idim. Babam hikaye verdi, annem bizi dinlendirdi. Bir padişah varmış. Padişah bir gün su kenarında gezerken bir sakallı adama rast gelmiş. Amca, sen ne yapıyorsun sabahtan beri, kağıtlara bir şeyler yazıp suya atıyorsun, demiş. Sen ne yapacaksın padişah efendi, senin aklın buna ermez, demiş. Padişah, yok, ben bunu öğrenmeden gitmem, demiş. İhtiyar, ben olanlar ile kızların kaderini kağıda yazıp suya atıyorum, demiş. Bunun üzerine padişah, benim 2 yaşında bir kızım var. Söyle bakalım, benim kızımı kime yazdın, demiş. İhtiyar da bakmış, senin kızını bir danacının oğluna yazdım, demiş. Padişah da, yok, öyle iş olur mu? Ben koskoca bir padişahım. Kızımı bir danacının oğluna vermem, demiş. İhtiyar da, vallahi bana öyle emir geldi, ben de yazdım, demiş. Padişah savuşup gitmiş, eve gelince de olanları böyle böyle diye karısına anlatmış. Ben ölürüm de danacının oğluna kız vermem, demiş. Karısı da, efendi, Allah'ın yazısı öyleyse yok vermem demek olur mu, demiş. Padişah da, ben yazı mazı bilmem, demiş. Hemen adamlarını çağırtmış ve danacıyı buldurmuş. Padişahın kızının doğduğu gün danacının da bir oğlu olmuş. Danacıya haber bıraktırmış, eğer oğlunuzu getirip bana bırakırsanız, size oğlunuzun ağırlığınca altın veririm, demiş. Danacı da karısına, maddi durumlarının kötü olduğunu, Allah verdikten sonra kendilerinin bir çocuklarının daha olabileceğini söylemiş. Kadın her ne kadar ağlayıp sızlasa da danacı karısını ikna etmeyi başarmış. Çocuğu kat kat bezlere sarmışlar. Bezlerin arasına taşlar koymuşlar ki çocuk ağır gelsin. Sonra çocuğu padişaha götürmüşler. Padişah çocuğu tarttırmış ve çocuğun ağırlığının 2 katı altın vermiş, danacı ve karısı